birçok hayalimiz vardı. Onlardan bir tanesi de bir yeni şehir kurmak. Gençleri çağırdık, gençler. Yeni bir şehir kuruyoruz. Siz ne istersiniz dedik. Kadınlarımızı çağırdık. Yeni bir şehir kuruyoruz. Kadınlar olarak talebiniz nedir dedik. Akademisyenlerimizi çağırdık. Bütün sivil toplum örgütlerimizle, şehrin bütün katmanlarıyla beraber onlarla istişare ederek notlarımızı aldık ve projemizi aslında sadece Çorum Belediyesi değil, tüm halkımızla hep beraber yaptık. Orada adeta şöyle düşünün, nehrin içerisinde bir millet bahçesi var. Biz öyle bir şehir tasarlayalım ki millet bahçesinin içerisinde bir şehir olsun. Etrafı Sıklık ormanlarıyla, Bahabey çamlığıyla, çimento arazisindeki ağaçlarla donatılmış, Güdaverdi suyuyla muazzam bir görsel şölene dönüşmüş, hemşehrilerimizin işte benim şehrim budur diyeceği bir şehir olsun. Konut ticaret alanları, eğitim, spor, sağlık, ticaret, belediye hizmet alanları, bütün fonksiyonları icra eden bir şehir olmalı. Proje alanımız yaklaşık 1900 dönüm. 500 dönümü konut ve iş yeri. 600 dönüm yeşil alan var. 250 dönümü sosyal ve altyapı alanları, 550 dönümü yol ve otoparklar ve 500 dönümde konut ve iş yeri. Böyle baktığımız zaman yaklaşık 1900 dönümün %75'i sosyal donatı ve yeşil alanlar, sadece ve sadece %25'i ve konut. Bizim hayal ettiğimiz bu şehir, yeşili bol, suyu bol bu şehirde bizim öngörümüz konut sayısı bakımından 3200 konut. 20 bin metrekare bir şehir meydanı yapıyoruz burada. Tam Kongre Kültür Merkezi koyduğumuz yerin önüne aynı Taksim Meydanı gibi, aynı Atatürk Kültür Merkezi'nin benzerini inşallah yapıyoruz. Önüne de 20 bin metrekare bir meydan yapıyoruz. Bu şehre temel iki borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. Onlardan bir tanesi 8 bin yıllık kadim Anadolu medeniyetinin en güzel örneklerini bünyesinde barındıran tarihi Çorum'u yeniden ayağa kaldırmak.